Büşra Hoca'yla resim dersine hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün bir takipçimizin isteği üzerine 3D, 3D yani 3 boyutlu çalışma yapacağız. Ben de sizinle birlikte ilk defa denemiş olacağım. Eğer güzel olursa, güzel yorumlar gelirse videoların devamı da gelebilir. Hemen başlayalım. Bir adet makasım var, cetvelim var, silgim ve kalemim var. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi perspektif. Perspektife çok dikkat etmemiz lazım. Ve ışık gölge oyunları önemli. Öncelikle kağıdımın 3'te 2'sine çizeceğim. Keseceğim, yeri belirleyeceğim öncelikle. Kağıdınızın tamamını cetvelinizle ölçüp 3'e bölüp 3'te 2'sinin ne kadar olacağını hesaplayabilirsiniz. Öncelikle buraya çizgimi çiziyorum. Bugün basit bir şey yapalım. Küp yapalım. İlerleyen günlerde daha zor şeyler de çizebiliriz. Şimdi bu küpümün olabildiğince uzun olması gerekiyor açısının. Küpün kendisi burada olacak. Öncelikle şöyle göz kararı bir yerleştireceğim. Daha sonra ölçeceğim. Ölçülerim uygunsa çalışmaya devam edeceğim. Evet, bu küpümün üst kısmı. Daha sonra cetvelimin yardımıyla önce orta noktayı belirleyelim. Çizmekten korkmayın. Bunları daha sonra silebiliriz. Şurayı da görerek çizelim. Normalde çizim yaparken ben genellikle öğrencilerim ayakta olmalarını tavsiye ediyorum. Daha iyi sonuçlar almaları için. Evet, orta nokta kaydı. Onu bir daha çizeceğim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi alt tarafı keseceğim. Onun da şöyle yapalım. Yine göz kararı. Yani buradaki çekeceğim çizginin üsttekine paralel olması lazım. Küpün alt kısmının. Tabi bunu nasıl yapabiliriz? Şu şekilde. Şuradan ölçüyoruz. Mesela 13,5 santim gelmiş burası. Sonra burayı ölçeceğiz. 13,5. Daha sonra buraya şöyle bir çizgi çekeceğiz. Sonrasında burada oluşan şu iki noktayı birleştirerek en doğru çizimi bulmuş olacağız. Evet, diğer tarafı da aynı şey yapıyorum. Evet, küpümüz hazır. Şimdi buradaki araştırma çizgilerime ne söylersiniz? Genellikle resimde araştırma çizgisi deniyor. Çalışma çizgisi belki mimaride daha farklı bir ismi vardır. Onu bilemiyorum.
Bunları siliyorum. Evet, şimdi şuradan keseceğim küpün üst kısmını. Yani etrafından keseceğim. Dolaşarak. Evet, burayı da kestim. Şimdi şöyle yapabilirim. Buna ışık gölge yapabilirim. Yani alt tarafına şöyle. Az önce aşağıyı unutup silmemiş olsaydım, şimdi lazım olacaktı. Evet, şimdi gölgelendirme kısmını yapabiliriz. Işık gölge ekleyebilirsiniz. Hiç eklemeseniz de olur. Ama biz yine de biraz yapalım istiyorum. Gördüğünüz gibi kalemimi yatay tutuyorum. Tam dik tutmuyorum. Evet, aynı şekilde diğer bölüme de yapacağım. Evet, cetvelimle burayı biraz daha netleştireceğim. Evet, çalışmamız tamamlanmak üzere. Aslında bu haliyle bitmiş durumda. Fakat bizim buna bakış açımız önemli. Tabii ki böyle dik bakmayacağız. Şimdi yavaşça kameramı çıkarıyorum. Ve bakış açımızı değiştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Havada duran bir küp. Bu alttaki gölge kısmını biraz daha genişletebiliriz. Gördüğünüz gibi tam küp şeklinde duruyor.
Ama gerçek hali şöyle bir daha gösterelim. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.